Buradan Narin Güran'ın ailesine sabır diliyoruz. Umarız en kısa sürede kendisine sağlıklı bir şekilde ulaşılır. Ve bu vesileyle bir kez daha soruyoruz. Kayıp Narin Güran nerede? 1 Eylül vesilesiyle bir kez daha buradan tüm toplumsal, tüm demokratik kitle örgütlerine, demokratik kamuoyuna bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Barışın sağlanması geçmişle yüzleşmeyle mümkün olabilir. Geçmişle yüzleşmenin sağlanmadığı bir ortamda sağlıklı bir barıştan, sağlıklı bir barış hakkından söz etmek mümkün değildir. Bundan 3 ay önce Meral Akşener bir şeyler dile getirdi. Dedi ki, biz o dönemde yaşattığımız bütün faili meçhul cinayetlerin hepsi Mertçe'ydi. Ben buradan kendisine de çağrıda bulunuyorum. Buyurun gelin anlatın. O dönemde neler yaşandı? Neler oldu? Sizin o dönemde yaşattığınız bütün faili meçhul cinayetlerin hepsi alçakçaydı. 6 çocuk babasıydı babam. Benim gözümün önünde aldılar. Kendilerini devlet yetkilileri olarak tanıtan o kişiler, o kişilere emir ve komuta verenler hala hayattadırlar. Bu mücadelemiz kuşaktan kuşağa devam edecektir. Bundan da kimsenin kuşkuşu olmasın diyorum. 31 yaşındaki Mehmet Selim Acar, Bismil'in Ambar köyünde yaşayan bir çiftçiydi. 20 Ağustos 1994 tarihinde 13 yaşındaki oğluyla bir çiftçiyle birlikte köy civarındaki tarlada çalışıyorlardı. Öğlen saatlerinde plakasız gri bir Toros ile gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan silahlı kişiler Acar ve diğer çiftçinin kimliklerini istedi. Ardından Acar'ı zorla otomobile bindirerek götürdü. Nehir kenarında çamaşır yıkayan Acar'ın kızı ve komşuları nehre doğru yaklaşan Toros'un içinde Acar'ı elleri, gözleri ve ağzı bağlı bir biçimde gördüler. Ayrıca Toros nehrine kenarında bekleyen ve içinde 5 kişi bulunan diğer bir otomobili eşlik ettiğine ve aracın Bismil'e doğru uzaklaştığına tanık oldular. Söz konusu araçların Bismil jandarma taburuna geldiğini bilgisini ailen aile, Mehmet Selim Acar'ın nerede olduğunu ve neden gözaltına alındığını öğrenmek amacıyla askeri, adli ve idari makamlara başvuruda bulundu. Bu hafta 22 Ağustos 1998 tarihinde Göztaşı Helal İklimi'ndeki evindeyken yanına gelen bir kişi Batman'a gelen ve o tarihten sonra kendisinden bir daha haber almamayan Ali Gündüz'e affetti, sormak için toplandı. Ali Gündüz'ün oğlu olayı şöyle aktarıyor. Babam 22.08.1998 tarihinde köyde evin bahçesinde çalışırken yanına 18 yaşında bir genç geliyor ve ona bir yakının sorunu olduğunu ve bunu halletmek için yanına geldiğini söylüyor. Beraber arabaya binerek Batman'a geliyorlar. Batman'da Osman Kaya'nın evine gidiyorlar. Orada konuştuktan sonra Osman Kaya ve oğlu Fatih Kaya ile Mustafa Kaya'nın arabasına binerek çıkıyorlar. Nereye gittikleri bilinmiyor. O tarihten bu yana Mustafa Kaya, Fatih Kaya ve Ali Gündüz'den bir daha haber alınamıyor. Ali Gündüz'ün oğlu olayı şöyle aktarmaya devam ediyor. Babam eve gelmeyince her tarafa haber saldı. Kimseler görmemişti. Ağlayıp durduk. Daha sonra ikamet ettiğimiz Kızıltepe Savcılığında başvuruda bulundum. Savcılığın yaptığı araştırmada da bir sonuç alamadım. Aradan geçen bunca zaman içinde her gün, her saat babamızı bekledik. Ancak ondan hiçbir haber alamadık. Babamla beraber kaybolan kişilerden de haber alınamamış. 3 kişinin birdenbire ortadan kaybolması ve bugüne kadar hiçbirinden haber alınmamış olması düşündürücü. Bir dönemin sözde terörle mücadele adı altında yapılan soykırıma varabilecek düzeyde katliamlar ile hukuk kavramının ortadan kaldırılması, beraberinde paramiliter güçlerin egemenliği ve yaşam hakkının hiçe sayılmasını getirdi. Yüksekova'da yetkinler tarafından kurulan ve başını Mehmet Emin Yurdakul'un çektiği Yüksekova çetesi birçok insanımızı katletti ve akıbetini sorulamaz kıldı.
Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul ve komutasındaki güçlerin hukuk tanımaz, hak kavramından uzak, vicdani ve ahlaki duruştan bir haber tavır ve eylemleri 90'lı yıllarda oluşan o kaotik kara günlerin retrosunun mimarıdır. Yüksekova'ya bağlı Karlı Köyü'ne binbaşı Mehmet Emin Yurdakul ve komutasındaki askerlerce bir baskın düzenlendi. Çocuk, kadın ve yaşlıların da olmasına aldırmadan tüm köylüleri meydana toplayan askerler aile bireylerinin önünde erkeklere ağır işkenceler yaptı. Köy yakınlarında bir sığınak olduğunu ve bu sığınağın kendilerine gösterilmesini istedi. Köylüler patos yapıyordu ve konuşamayanları patosa atmakla tehdit ediyordu. Ardından işkenceyle birçok köylüyü operasyon bölgesine götürdü. Gelinen bir tepenin başına önce bir köy sakinini gönderen ekipler belirlenen bir yeri kazmasını istedi. Kazı yapılması ile birlikte sığınaktan bir kişinin çıkarıldığını gören askerler bu sefer Sait Akın'ın sığınağa gidip başka bir tarafı kazmasını emretti. Direnen ve gitmek istemediğini söyleyen Sait Akın'a işkence yapıldı. Akabinde zorla alana gönderilen Akın tam kazıya başladığı sırada bölge bomba ile patlatıldı. Askerler olay yerine yanaşmadan köylülere Sait Akın'ın cansız bedenini getirmelerini emretti. Binbaşı Mehmet Emin Yurdakul tüm köylülerin katledilme emrini verdi. Köyden kaçmayı başaranlar durumu Hakkari milletvekiline anlattı. Dönemin valisiyle görüşen milletvekili köyde bir katliamın yaşandığını dile getirdi. Olay yerine helikopterle gelen vali ölüm emri verilen köy sakinlerinin kadınlardan, çocuklardan, yaşlılardan oluşan siviller olduğunu teyit etti. Ve çok daha büyük bir katliamın önüne geçildi. Sait Akın'ın cansız bedeni zırhlı araç ile alınıp Yüksekova Devlet Hastanesi'nin önüne atıldı. Hiçbir işlem yapılmadan cenaze ortada bırakıldı. Akabinde ailesi Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na Karlıköy olayının aydınlatılması için başvuru yaptı. Bu başvurunun ardından çok büyük tehditler alan aile bireylerine sürekli olarak olayı konuşmayın dendi. Tüm hukuki girişimlerin önüne set çekildi ve Sait Akın dosyası faili meçhul bırakıldı.